Değerli arkadaşlar, hepinize merhabalar. Yeni bir video ile karşınızdayız. Bugünkü adayımız Mira. Mira hoş geldin. Hoş buldum hocam. Mira, ön kaputumuzu açalım, öyle başlayalım. Tamam. Sen geç içeriden aç. Arkadaşlar, direksiyon sınavlarında biliyorsunuz önce kimlik ve giriş belgesi kontrolü yapıldıktan sonra aracımızın ön kaputunu açıyoruz. Aracımızın ön kaputu içeriden açılıyor. Mandalı çektikten sonra bu altında bir mandal daha var. O mandalı mandaldan açıp kaputumuzu yukarı doğru kaldırıyoruz. Mira, sınavda hoca sana bildiklerini anlat diyebilir. Tamam mı? Sen bildiklerini anlat. Eksik kalanları ben söyleyeyim. Hadi bakalım. Tamam. Cam silecek suyu. Cam silecek suyu koyma yeri. Tamam. Sigorta. Tamam. Akü. Tamam. Motor şu tarafta. Tamam. Yağ, motor yağı. Yağ koyma yeri şu. Yağ çubuğu. Değil mi? Evet, bu. Bu. Yağ çubuğu. Yağ kontrol çubuğu. Şu ne? Motor soğutma suyu. Motor soğutma suyu. Şunu sanki atladık. O. Ne olabilir? Arkadaşlar, sınavda toplamda 4 tane bilmeme hakkınız var. Mira da herhalde onlardan birini kullanacak şimdi. Bilmiyorsan sana tüyo vereyim ama bunu sadece senin için geçerli. Ümmet Hoca bana anlatmadı diyorsun, tamam mı? Anlaştık mı? Hava filtresi. Hava filtresi. Şurada da radyatör var, bunu sormuyorlar. Şurada da yine fren hidrolik yağı var, bunu da sormuyorlar. Sorarlarsa Ümmet Hoca bana anlatmadı diyorsun, tamam mı? Hocam. Kaputu kapatalım şimdi Mira. Bir karış kala bırak. Tamam, bırak. Şimdi bagaja geç Mira. Bagajı da ambleme basıp alttan kaldırınca açılıyor Mira. Burada ne var? Vallahi İlk bagajım bayağı çantası. Dolu. İlk yardım çantası. Yangın şurada. Söndürme tüpü. Yangın söndürme tüpü. Şurada ne var Mira? Üçgen reflektör. Üçgen reflektör. Ne işe yarıyor bu? Bu kaza olduğunda araçların farkına varabilmesi için şehir içine 30 metre, şehir dışına 150 metre. 150 metre. Halının altında ne olması gerekiyor? Yedek lastik olması lazım, bijon anahtarı olması lazım, kürük olması ve lazım. Ve kürük olması lazım. Bunları saydıktan sonra Mira, kaputu, bagajımızı kapatıp, dört lastiği de ayağınla şu şekilde kontrol edip, hocam havalar iyi deyip sürücü koltuğuna oturuyorsun. Tamam mı? Hadi bakalım, geçelim içeri. Arkadaşlar, Mira'yla daha önce 4 ders yaptık. Bu 5. ders mi? Evet. 5. dersimiz değil mi? Hı hı. Arkadaşlar, Mira akıllı bir adayım. Kullanması iyiydi. Bugün de yine park yapacağız Mira'yla. Sınavda da aracı oturur oturmaz arkadaşlar hemen ayarlarınızı yapın. Koltuğunuzu oturur oturmaz ayarlayın. Emniyet kemerimizi de takıyoruz. Taktım mı? Hı hı. Tamam. Vitesimizi kontrol edelim. Önce bir boşalalım. Tamam. Evet. Bir düğmeye basalım. Aracımız bir çalışsın. Start stop'a bir basalım. Araç çalışsın. Tamam. Şimdi Mira, buradan sana soru soracak hocalar. Hı hı. Tamam mı? Şu 0, 1, 2, 3, 4, 5 diye giden göstergenin adı nedir? Devir göstergesi. Kocaman 0 yazan? Hız. Hız göstergesi. Şurada 640 yazan? Yakıt. Yakıt göstergesi. Süpersin. Sinyal kolumuz hangisi Mira? Bu. Tamam. Şu karşıda max ve rear var. O ne? Rezistans. Rezistans. Evet. Max ön cam rezistansı. Rear arka cam rezistansı. Doğru mu? Evet. Ayna ayar yerlerimiz nerede Mira? Şuradaki konsola benziyor. Left sol ayna değil mi? Evet. Right sağ ayna. Doğru mu? Hı hı. Aynaların ayarı nasıl, iyi mi? Benim için iyi. Tamam. Eğer aynalarınızın ayarı ise arkadaşlar, ayar yapmak zorunda değilsiniz. Başka şu kol ne kolu? Bu silecek. Silecek kolumuz. Süpersin. Şurada ne var Mira? Şu ne? Klima. Bu? Dörtlü. Dörtlü flaşörümüz. Aracımız kaç vites Mira? Toplam 7 vites, 6 ileri, 1 geri. Bir geri. Şu düğme ne düğmesi? El freni. El freni düğmesi. Doğru mu? Hı. Son olarak şunları da söyle bize Mira. Bunlar nedir? İç aydınlatmalar. İç aydınlatmalar. Doğru mu? Hı hı. Dokunmatiktir. Bilgin olsun. Bunları saydıktan sonra Mira, hoca sana diyor ki hazırsan kalkış yapabilirsin. Hı hı. Aynı komutu ben de sana vermek istiyorum. Hazırsan kalkış yapabilirsin. Evet arkadaşlar, Mira'nın 5. dersi. Çok müdahale etmek istemiyorum. Artık eksiklerini... Biraz daha çevir Mira. Tamam. Tamam. Şimdi topluyoruz.
Arkadaşlar bizim araçtan dolayı Mira yırttı. Yani el frenini indirmedi ama bizim aracın otomatik olduğu için indi. Doğru mu Mira? Değil mi? El freni... Işık yanıyordu en son ben video çekerken. Hatırla. Doğru mu? Arkadaşlar elektronik araçlarda gaz verince otomatikmen iniyor. Doğal olarak inmiş sayılıyor. Bir sıkıntı olmuyor. Tamam mı? Tamam. Bir de Mira o ilk çıkışta öndeki araca biraz sanki fazla yanaştık. Fark ettin Fark mi? Fark ettim. Eğer önünde bir araç varsa çıkış yaparken tam sola çevir öyle çıkmaya çalış. Tamam. Anlaştık mı? Anlaştık. Sınavda hoca sana söylemez. Senin artık mantığını biliyor olman lazım. Önünde araç varsa değil mi? Tam sola çevirip o şekilde çıkış yapabilirsin. Çıkışta sinyalimizi kullandık. Aynı kontrolünü yaptık. Kontrollü bir şekilde çıktık. Senin nezdinde diğer videoyu izleyen sürücü adaylarına da söylemiş olayım. İlk çıkış çok önemli. İlk çıkışta hocalara o güveni aşılayabilirsen gerisi çok daha güzel olur. Bilgin olsun. Tamam mıyız? Tamam. Sınavda hoca arkadaşlar parkuru söylemiyor. Parkur sizde. Güzergahı kendinizin biliyor olması lazım. Sizi yönlendirme yapmayacaklar. Size tavsiyem Mira aynı zamanda bu sana da öndeki araca çok yaklaşmamaya çalış, tamam mı? Öndeki araç ile arandaki mesafeyi sürekli koru. Bir de sağdan gidersen daha güzel olur Mira. Tamam. Çok iyi. Aynaya baktık, sinyal verdik, geçtik. Tamam mıyız? Evet, durduk. Arkadaşlar normalde seyir esnasında vites koluna bakarak vites değiştirmek sınavlarda sarı renkli bir hata. Yani vitese bakarak vites değiştirilmez. Ama duran araçta bakabilirsiniz Mira. Bu senin için de geçerli, tamam mı? Duran araçta baktın diye bir problem olmaz. Bunun da bilgisini vermiş olayım. Burası yokuş bir yol, doğru mu? Şu an durduğumuz yer. Arkadaşlar yokuşta kalkış yaparken önce debriyajı yarılayın, sonra freni bırakın. Tamam mı? Çünkü önce freni bırakırsan araç geri kayar Mira. Doğru mu? Doğru. Evet, yeşil yandı. Yarım debriyajı buldun. Freni bıraktık. Yavaşça gaz veriyorsun. Yavaşça gaz veriyorsun Mira. Acelen yok. Tamam. Bak burada ışığa bir daha bakıyorsun. Bu ışık genelde kırmızı olabilir. Yani her geçtiğin ışığın dibine bir daha bakacaksın. Bak burada da ışık var. Doğru mu? Buna evet. da bakıyoruz. Çok iyisin. Süpersin. Bu sefer bakmadık değil mi vitese? Ucundan bakmış olabilirim. Ucundan bakmış olabilirim. Kız ben görmemiştim. Keşke söylemeseydin. Tamam. Seyir esnasında olabildiğince Mira bakmamaya gayret et. Tamam mı? Tamam. Bizim bu araçta ekranda yazıyor hangi viteste olduğun. Hı. Doğru mu? Onun için oraya bakarak şey yapabilirsin. Görebilirsin hangi viteste olduğunu. Önceki videoyu izleyenler bilir. Yanlışlıkla 3'e aldığım için bende bir gerginlik oluyor. Anladım. Sen iyi yapabiliyorsun. 5. derste seviyen çok iyi Mira. İnşallah sınavda da tek seferde senden kurtulacağız. Evet şimdi park yapacağız Mira. Ayarlarını kendin yap. Ben numaralı dubayı söyleyeceğim sana. Hangi numarayı yapacağını. Hı-hı. Sınavda da öyle. Sen hazırlıklarını yapabilirsin. Benden komut beklemene gerek yok. Ben hangi numarayı olacağını söyleyeceğim sana. Büyük ihtimal 4 numaralı dubaya park yapmanı isteyeceğim. Tamam. Sınavda da hoca aynen böyle söylüyor. Numarayı hoca söylüyor. Evet, çok iyi. Arkadaşlar 4 numaralı dubayı geçtik, durduk. Sonra geri vitese aldık. Bundan sonra çok yavaş hareket edin arkadaşlar. Mira sen yap, yaptıktan sonra ben yorum yapacağım. Sıkıntı yok, hiç önemli değil. Evet, numaralı dubayı arkadaşlar kelebek camın içinden görünce durduk. Sizin araçta eğer kelebek cam yoksa numaralı dubayı görür görmez durursunuz. Çok iyi, tam sağa çevirdik. Şimdi de sol aynaya bakarak geri doğru geliyoruz. Park yaparken ne kadar yavaş hareket ederseniz Mira, bu senin için de geçerli, o kadar daha iyi olur. Niye? Ayarları kaçırmamış olursun. Ayar yapınca bir durman istiyorum Mira. Tamam mıyız? Üçünü görüyorum. Tamam, üçünü de görüyorsun. Ben de şöyle bir göstereyim arkadaşlara. Şöyle arkadaşlar benim aynamdan görebildiğim için onu gösteriyorum. Bak 3 dubanın dibini görünce durduk. Tamam mı? Sonra Mira. 1,5 tur topluyoruz. 1,5 tur topluyoruz. Sonra geri gidiyoruz.
Evet, biraz. Geri geliyoruz. Nereye bakarak geri geliyoruz? Dikiz aynasına. Evet, aynamızın arkasına numaralı duba gelince duruyorsun. Telefonuma bir bakman istiyorum. Aynen bu şekilde görüyorsun, doğru mu? Ben birazcık daha tam bitişik görüyorum. Şöyle. Tamam, ayar bu. Numaralı duba aynanın arkasına gelince durdun. Sonra ne yapıyorsun Mira? Full bu tarafa çeviriyorum. Tam sola çevirdik. Bu yine evet, sağ aynaya bakarak geri doğru gelmeye devam ediyoruz. Burada yavaş hareket edebilirsiniz. Aracınız paralel olunca durmanız gerekir. Paralel olduğunu anladığınız an, kaldırımı boydan boya gördüğünü anladığınız an duruyorsunuz. Tamam mıyız Mira? Tamamız. Vitesini bir boşa alman istiyorum. Evet, ben de inip bir kontrol edeyim. Arkadaşlar, parkı bitirdiğimiz zaman sağ ön lastik ve sağ arka lastik sarı çizgiye değmesi gerekiyor. Eğer sarı çizgiye değmezse parkın içerisinde bir ileri bir de geri manevra hakkınızın olduğunu mutlaka bilin. İlla değil tek seferde yapmak zorunda değilsiniz. Mira, çok güzel oldu. Tamam mı? Evet, şimdi çıkış yapabilirsin. Acelen yok. Numaralı dubayı geçene kadar direksiyonu oynatmıyoruz arkadaşlar. Buna çok dikkat edelim. Buradan sonra toplayıp... Hayır, bak numaralı duba görünüyor. Hemen toplarsan aracın burnu sağ köşesi numaralı dubaya değer. Birazcık daha mı gidiyor? Sana kalmış, kararları kendin ver. Numaralı dubayı görüyorsan ne dedik? Toplayamazsın. Güzel, sinyalimiz de yanıyordu arkadaşlar. Direksiyonu çevirdiği için söndü. Tam sağ mı çevireceksin Mira? Toplayacaktım. Tamam. Bak, tam sağa çevirirsen arka lastik çıkarken ona vurur. Tamam mı? Onun için biraz yürüt sonra. Yürütelim şimdi Mira. Güzel. Sinyalin söndüğü için bir daha sinyal veriyorsun. Doğru mu? Evet. Gidelim, bir tane daha yapacağız Mira. Tamam. Düzgünlüğünü güzel ayarlıyorsun. 7 numaralı dubada, 7 numaralı dubaya park edelim. Tamam. Düzgünlüğünü kendin ayarlıyorsun. Ben karışmıyorum. Tamam mı? Tamam. Ben bir ineyim. Sakın aracı kaldırıma çıkarma kız. Evet, hadi bakalım. Arkadaşlar, park yapacağımız alan burası. Park yapacağımız alanı geçtikten sonra duruyoruz. Geri geri gelmeye devam ediyoruz. Araca yakın olan numaralı dubayı kelebek camın içine alınca durdu. Sonra direksiyonu tam sağa çevirip geri gelmeye devam ediyoruz. Burada acele etmenize gerek yok. Sol aynadan şu görünen 3 dubanın, 3. dubanın da dibini görünce aracımızı durduruyor. Durdurduktan sonra direksiyonu düzleyip düz bir şekilde geri gelmeye devam ediyor. Ne zamana kadar geri geliyordu? Aynamızın, sağ aynamızın ucuna numaralı duba gelince duruyordu. Sonra direksiyonu tam sola çevirip geri gelmeye devam ediyor. Geri gelirken sağ aynaya bakıyoruz. Aracımız şu sarı çizgilere değmesi gerekir. Bu yöntemle arkadaşlar olmama ihtimali yok. Şu an bitirdi herhalde. Bir düzle bakayım direksiyonunu Mira. Evet arkadaşlar, sarıya değiyor. Değmemiş olsaydı maalesef başarısız olacaktı. Evet Mira, çok güzel bir park daha yaptın. Sınavda da aynı bu performansı gösteriyorum. Böyle aracın içinde kopya verenin olmayacak. Amelde günah da senin olacak. Tamam mı? Evet, şimdi çıkış yapabilirsin. Evet, vitesi 1'e aldık. Sol sinyali verdik. Çıkışta kesinlikle yolu kontrol ediyorsunuz. Asla acele hareket etmiyorsunuz. Evet, bu sefer bakın numaralı dubayı geçti. Şimdi de toplayıp orta şeritten devam et Mira. Sınavda çıkınca burada bir duruyorsun Mira. Hocalar aracı alıyorsun, sonra devam ediyorsun. Tamam. Tamam mı? Tamamdır. Tamam. Sağ şeride doğru devam edelim şimdi. İkinci parkurumuz neydi?
L park. Park. Doğru mu? Hı-hı. Sınavda hoca yönlendirecek mi seni? Hayır. Hı-hı. Tamam mı? Senin sıralamayı biliyor olman lazım ve yerlerini biliyor olman gerekiyor. Hı-hı. Hoca sana sağa geç, sola geç demeyecek. Bir de Mira, az önce önünde araç vardı ya, sol şeride kaydın. Evet. Evet, soldan araba geliyordu ama çok uzaktı. Ben senin yerinde olsaydım orada sola geçmezdim. Beklerdim. Acelem yok çünkü. Doğru mu? Değil mi? Evet. Evet arkadaşlar, maalesef vitese baktım. Dururken sağ sinyal vermedi. Değil mi Mira? Hı hı. Duran araçta sinyale bak, şey, vitese bakılabilir. Sıkıntı yok. Ya bakmasan daha güzel olur. Baktın diye kalmıyorsun, tamam mı? Ama sinyali unutmayacağız. Değerli arkadaşlar, Mira, bu senin için de geçerli. Her sınavda sinyalden maalesef başarısız olan bir adayımız oluyor. Bu sen olma. Tamam mı? İnşallah hocam. Seni Trabzon'a göndermek istiyoruz tek seferde. Anlaştık mı? Anlaştık. Beni unutmayacaksın. Tamam mı? Ehliyet aldıktan sonra. Tabii hocam. Sana Kel Hoca vardı. Bana hep o eğitim veriyordu. Size danışmanlık sözüm var. Ay, teşekkür ederim. Evet, doğru. İş yeri açarsan. Hadi bakalım. Acele etmiyorsun. Sağ sinyalini ver. Hep açık kalsın Mira. Sağ sinyal açık kalsın burada. Tamam. L parkta hep sağ sinyal açık kalsın. Tamam mı? Dur kalk yapıyoruz ama yine sağ sinyal açık kalsın. İlerleyeyim mi? Solla onu. Geç sola. Hafif sollu git. Biraz daha sollu git. O öne çıkmasın. Git şimdi en öndeki Dubai'ye L park yap. Sınavda böyle hoca sizi sollattırmaz büyük ihtimal. Tamam mı? O çıkar sonra yaptırır. Onun için risk almaya gerek yok. Park alanını geçtiğine emin olduktan sonra duruyorsun. Durduk. Evet, çok iyi. Bak Mira, sinyalin yanıyor. İşte böyle olması gerekiyor. Tamam mı? Yani sinyali bir kere bile unutmaman gerekir. Zaten sen de biliyorsun sinyal vermen gerektiğini ama unuttuğumuz için başarısız oluyoruz. Evet, hadi bakalım. Gerisi sende. Evet arkadaşlar, geri vitesi aldık. Her parkurda bu ilk ayar yeri farklıdır arkadaşlar. Bizde orada boyalı dubalar var. Onları üst üste getirene kadar geri geliyoruz. Üst üste getirince duruyoruz. Sizin parkurunuzda da ilk ayar yeri farklı olabilir. Artık nasılsa ilk ayarı o şekilde ayarlıyorsunuz. İyi mi Mira? Hı hı. Tamam, sonrası aynı arkadaşlar. Sağ tarafa park yapacağımız için direksiyonu öncelikle sağa çevirmemiz gerekiyordu. Çevirdik. Sonra geri gidiyoruz. Evet, geri geliyoruz. Bakıyoruz. İkisine de bakabiliriz ama. Evet. Arkadaşlar, sol aynanın yanına duba gelene kadar, yani o park yapacağımız yerdeki duba gelene kadar geri geliyoruz. Aynanın yanına duba gelince aracımız tam park yapacağımız yere dik olmuş oluyor. Evet, bu dubayla ayna yan yana geldi mi şöyle durduk. Direksiyonu düzledik ki lastiklerimiz düzlensin, düz geri gelebilelim. Şimdi düz geri gelmeye devam ediyoruz. Ne kadar geri geldik? İkinci dubayla yan yana gelince geri geliyoruz. Mira, sana bir şey söyleyeyim. Sınavda hocalar ayna ile ikinci dubay yan yana geldi mi diye bakmıyor. Aracın önü, ön dubaları geçti mi diye bakıyor, tamam mı? Evet, şimdi parkın bitti, çıkış yapabilirsin. Evet arkadaşlar, çıkış yapıyoruz. Aynamız ön duba ile yan yana gelince duracağız. Durduk. En çok bu unutuluyor Mira. Tamam mı? Yani içeride parkı biter bitmez hemen direksiyonu sağa çeviriyor. O zaman çıkışta şu dubaya vuruyorsun. Onun için ayna ile ön duba yan yana gelince durman gerekir. Tamam mı? Tamam. Evet, sonra ne yapıyorduk? Full sağa kırıyoruz. Süpersin. Sağa kırıyoruz. Sağ sinyalimizi de verdik arkadaşlar. Bu sağ sinyali burada çıkışta unutup başarısız olan adaylarımız da çok oluyor. Haberiniz olsun. Evet, solu da omuz üstü bakış yaptı arkadaşlar. Toplayıp burada bir duralım Mira. Tamam. 4 duba parkta ve L parkta çıkışta bir duruyorsun. Tamam mı? Hocalar aracı alıyorsun. Hocalar normalde arabadan aşağı iniyor. Şimdi devam edebilirsin. Çok iyisin. Devam ediyorsun. Harikasın. Evet, hocalar aldık. Kalkarken ne yaptık Mira? Sol sinyal verdik. Doğru evet, mu? Verdik. Süpersin. Bunlar unutulmaması gerekiyor. Üstüne basarak bir daha hatırlatalım. Kalkışlarda sol sinyal, duruşlarda sağ sinyal. Hocam ben düz devam edeceğim. Kalkarken yine sol sinyal vermem gerekiyor mu? Cevap evet, yine gerekiyor. Tamam mıyız?
Bu sefer bakmadım. Evet, harikasın. Sen öğrendin Mira. Saçlarımı döktün o kadar kız. Olsun. Evet, ani fren yerimiz arkadaşlar bizim artık burası oldu. Tamam Mira? Bir burada var, bir de az önde var. Burada L Park'tan hemen sonra bizim parkurumuzda. Şimdi burada bir duruş yapalım. Duralım Mira. Çok sert olmasın ama ani fren. Süpersin. Aynen bu. Tamam mı? Şimdi kalkış yapabiliriz tekrar. Çok iyisin. Vitesi 1'e aldık. Sol sinyal verdik. Sonra kalkışımızı yapıyoruz. Bu kadar. Mira zor mu? Değil. Evet. Tabii unutmamak gerekiyor. Evet. Doğru mu? Heyecanlı olup unutursak maalesef Mira seninle bir daha karşılaşmak zorunda kalabiliriz. Benimle bir daha karşılaşmak istiyor musun? Hayır hocam. Niye kız, ne yaptım da istemiyorsun? Yani hocam karşılaşalım da burada karşılaşmayalım, evet, hocam, değil mi? Danışmanlık sözümü vermişken. Tamam, teşekkür tutarken ederim. Vallahi delilim var Mira, danışmanlık sözünü alırım ona göre. O yüzden videoyu çekiyorsunuz değil mi? Evet hocam? Tabii. Orta şeritten devam ediyorsun. Çok iyi. Arkadaşlar araba son derse geliyor aday. Komutu hala bizden bekliyor. Yani vites 2'ye atılması gerekiyor. O komutu biz vermeyeceğiz. O komutu adayın kendisinin yapması gerekiyor. Yani araba kullanmak demek kararları kendinin verebilmesi demek. Kararı bizden beklemeyeceksiniz. Sizler de son derslerinizde eğer kararı hocadan bekliyorsanız anlayın ki henüz istediğiniz seviyelerde değilsiniz. Çünkü o kararı verebilmen lazım ve vereceğin o kararın da kesinlikle doğru karar olması gerekiyor. Yokuş aşağı giderken arkadaşlar hızınız 20 ile 40 km arasındaysa ikinci viteste gidebilirsiniz. Çok iyi. Değil mi? Yeşil yandı ama öndeki kaldıramayabilir. Doğru mu? Bunun evet. için biz ne yapıyoruz? Yavaş. Yavaşlatıyoruz. Baktın ki kaldıramıyor, durursun. Doğru mu? Evet. Yani yeşil yandı diye illa öndeki araç yürütecek diye bir kural yok. Evet, yürütmesi gerekir ama hocası biz olmadığımız için değil mi? Aracını kaldıramayabilir, geç kaldırabilir. Doğru mu? Telefonla meşgul oluyor olabilir. Biz gördüğümüzü amel edeceğiz. Araba duruyorsa gitmeyeceğiz. Durmaya hazırlanıyordum tam. Evet, kendisi zaten kaldı. Gördüm. Hızını bayağı düşürdün. Tam duracaktın. Yani 18'lere kadar düştü hızın. Sonra baktın ki yürüdü. Sen de devam ettin. Evet Mira, buralara gelince aklında bulunsun. Bak şu evi gördün mü? Anla ki onun yanındaki dönel kavşaktan geri döneceğiz. O zaman ne yapman gerekiyor? Sol şeyde. Evet, kaygın. Sol sinyal veriyorsun. Aynaya da baktın. Doğru mu? Baktım. Aynaya bakmadan asla ve asla kesinlikle şerit değiştirmiyoruz. Sinyali unutsan en fazla küfür yersin ama aynayı unutursak ne olur? Kaza olur. Doğru mu? Evet, çok iyisin. Sola geçtik arkadaşlar. Bak tekrar sinyal verdi Mira. Çünkü sinyali yakmak zorundayız. Niye? Dönüş yapacağız. Arkadan gelen sürücülerin bildirmesi lazım. Yerleşim yerleri içinde 30 metre kalana kadar sinyalimizi vermiş olmamız gerekiyor. Ay pardon. Sıkıntı yok. Bir de Mira, böyle yerlerde biri alıyorsun ya vitesi. Debriyajı yavaş yavaş bırak. Çok iyisin. Hoş devam ediyorsun. Harika, bu kadar. Mira, burada bir daha hatırlatma amacıyla bir şey söyleyeyim. Hata yapmadın, doğru bir dönüş yaptın. Yavaşlattın, biri aldın, kontrollü döndün. Ama burada şunu unutma. Aşağıdan baktın ki hızlı araba geliyor, dur. Tamam mı? Normalde geçiş hakkı bizim ama Allah korusun geldi vurdu bize. Değil mi? Sakat kaldık. Oley, haklıyım. Bir işe yarar mı? Yaramaz. Yaramaz. Onun için biz ne yapıyoruz? Dikkatli hareket etmemiz gerekiyor. Durmaktan korkmana gerek yok. Durmaktan çekinmene gerek yok. Çok iyisin. Bak kendin vitesini ne yaptın? 2'ye aldın. Arkadaşlar vitesi ne zaman değiştiriyoruz? Bütün araçlarda hemen hemen mantık aynı. Bütün viteslerde mantık aynı. Devir göstergen 3000 devre yaklaştığı zaman vitesini bir üst vitese alman gerekir. Birinci viteste gidiyorsun. 3000 devre geldi. 2'ye alman lazım. 2 ile gidiyorsun. 3000 devre geldi. 3'e alman lazım. 3 ile gidiyorsun. 3000 devre geldi. 4'e alman lazım. Yani her 3000 devreye yaklaştığı zaman vitesinizi yükseltmeniz gerekiyor. Mira, şöyle biraz hızlanalım. Bir 3. vitese deneyelim seninle. Bakalım korkuyor musun, korkmuyor musun? Hızlanalım birazcık daha şöyle. Biraz daha hızlan. Kırmızı yanmadan geçelim.
Hızlanalım birazcık daha Mira. Hızlan. Sakince şimdi al bakalım 3'e. Çok iyisin. Ama 5'e aldım bak, ekranda yazıyor. Bas debriyaja, al boşa tekrar. Dümdüz ileri it. Bırak debriyajı. Bu kadar. Şimdi ver gazını. Bak yanlış vites aldın ya, ekranda gördün ya, panik olma. Hemen anında debriyaja basıp doğru vitese tekrar al. Tamam mı? Tamam. Sağ şeride kayalım şimdi. Hızlı ol dedim ya, herhalde orada bir heyecan yaptın sen. İşte vites normalde yokuş yukarı, biraz seri değiştirilir. Şimdi duralım müsait bir yerde. Durduk. Çok iyisin. Burası da yokuş kalkış alanımız. Evet, şimdi kalkış yapabilirsin. Acelen yok Mira. Çok iyi, yarıyı bulduk. Arkadaşlar, Mira bu senin için de geçerli. Belki sana daha önce hiç söylememiş olabilirim. Burada 50 santime kadar geri kaydırabilirsin. Sınavda kalmıyorsun. 50 santimden fazla geri kaydırırsan başarısız oluyorsun. Tamam mı? Bunu nereden ölçüyorlar? Yani kapatasak biz öyle çok fazla geri kaçırdığı zaman diyoruz ki geçti 50 santim. Normalde 50 göz santim. Göz kararı gibi. Tabii, göz kararı gibi. Tamam. Çok iyi. Bu silkelenme neden oluyor? Debriyajı hızlı bırakıyorsun değil mi? Için, evet. Yani 2 saniyeye yayabilirsen bırakma hızını, daha güzel olur, daha yumuşak olur. Silkelenince sınavdan kalmıyorsun ama tabii ki olmasa daha güzel olur. Doğru mu? Evet. Çok iyisin. Evet, ileride geri çalışması yapacağız, değil mi? Hı hı. Sınavda baktın ki önün şu an müsait, hep sağdan git, tamam mı? Tamam. Eğer ortadan geliyorsan burada sağa doğru geçmeye çalış. Sınavda ileride geri gelenler varsa Mira, arkasında durup bekliyorsun. Onlar gidince sen de öne doğru gidiyorsun. Önde bir tane beyaz araç geri geliyor. Durayım mı? Yok, o öndekinde geliyor. 2 tane geri gelme yeri var. Şu tam sarı çizginin üstünde durmanı istiyorum. Çok iyisin. Sinyal verdik, durduk, değil mi? Evet. Şimdi geri gideceğiz Mira. Evet, geri vitesi aldık. Düz bir şekilde geri gelmen gerekiyor. Arkadaşlar, ben geri gelirken sadece yan aynaya baktırtıyorum. Kaldırım ile aracın arkası eşit bir şekilde, düz bir şekilde geri gelmesi gerekiyor. Geri gelirken sadece sağ aynaya bakarak şimdi söyleyeceklerimi hayal edin. Direksiyonu ne tarafa çevirirseniz aracın arkası o tarafa gidiyor. Sağa çevirince sağa gidiyor, sola çevirince sola gidiyor. Sarı çizgiye kadar gel. Gel birazcık daha. Sarı çizgiye gelmen lazım. İki sarı çizgi arası 25 metre. Arka lastik yeni geldi. Tamam, duralım. Bitti, bu kadar Mira. Tamam mı? Evet, şimdi tekrar devam edelim öne doğru. Çok iyisin. Biri aldık. Sol sinyal verdik. Evet arkadaşlar, sınavda 5 tane hareket yapıyoruz. 4 duba park, L park, ani fren, yokuş kalkış ve 25 metre geri gitme. Bu 5 hareketin haricinde sadece düz bir şekilde aracımızı kullanıyoruz. Tabii trafik kurallarına uygun olarak. Çok iyisin. Mira, sol dolu diyelim. Önün de dolu. Ne yapacaksın? Duracağız. Duracağız. Doğru mu? Durmak kadar sağlıklı bir şey yok. Yok. Tabii o kararı zamanında vermen lazım, değil mi? Öndeki araca çok yaklaşmadan ya da sol şeride kaymadan gibi. Evet arkadaşlar, bir önceki, tabii önceki derslerini sizler bilmiyorsunuz. Ben biliyorum. Önceki derslerine nazaran bugün sanki Mira çok daha iyisin. Teşekkür ederim hocam. Öncekilerde de çok iyiydin ama bugün daha çok sürüşün hoşuma gitti. Tamam mı? Sadece sinyali bir kere unuttuk. Doğru mu? Sağlık olsun. Evet, nazar sağlık olsun. Maalesef bir sonraki sınavda görüşürdük o zaman. Değil mi, sınavda olsaydık? Evet. Arkadaşlar, tabii böyle bazen adaylarımı ben korkutuyorum. Öyle çok aşırı derecede hocalar çok katı değiller. O güveni hocalara vermeniz gerekiyor. Yani araç kullanabilir güvenini. Şimdi eğer eğitimlerde çok hata yapıyorsanız, eksiğiniz çoksa mutlaka ek ders alın. Çünkü geçme oranınız daha da azalır.
birkaç eksik oluyorsa son derslere doğru, yani Mira'nınki gibi mesela bugün son derste sadece bir sinyal unuttu. Büyük ihtimal sınavda bugün kullandığı gibi kullanırsa başarılı olma ihtimali çok yüksek. Çok iyisin. Evet, değil mi? Sağdan devam edeceğiz. Güzergahı sen biliyorsun. Sınavda hocalar söylemez. Hep söylüyoruz. Güzergahı unutup, karıştırıp başarısız olan adayım maalesef ki benim de var. Keramet Ümmet Hoca da değil. Keramet öğrenci de. Doğru mu? Evet, aday öyle. Geliyor illa Ümmet Hoca. Ya Ümmet Hoca da bir şey yok. Ümmet Hoca anlatıyor. Sen uygulamadıktan sonra Ümmet Hoca istediği kadar anlatsın. Doğru mu? Evet hocam. Onun için her şey adayda bitiyor. Adayın daha dikkatli olması gerekiyor. Bizim bu parkurda ortalama 30'da 40 kilometre arası kullanıyoruz. Yerleşim yeri iç olduğu için çok hız yapamıyoruz. Burada da okul geçidi var, okul bölgesi var Mira. Sadece burada hızını 20'lere kadar düşür, tamam mı? Tamam. Çok iyisin. Hem kasis var hem burada ne var? Bak tam burası okul geçidi, doğru mu? Sağ evet. Tarafta okul var. Hafta sonu tamam okul olmuyor, birazcık belki şanslı olabilirsiniz öğrenci geçmediği için, ama yine hızımızı 20'lere kadar düşürmemiz gerekir arkadaşlar. Sınavlardaki amaç araba kullanmak değil, değil mi Mira? Bunu sana söylemiştim, kurallara uygun olarak araç kullanmak, yoksa araba kullananlara ehliyet vermiyorlar, değil mi Mira? Evet. Kurala uygun olarak kullanırsan başarılı olabilirsin. Kurala uygun olarak kullanman gerekiyor. Onun için hocalarınızın anlattığı şeyleri uygun bir şekilde yapmanız gerekiyor. Kendi bildiğinizi değil. Sınavda, eğitimde hoca ne anlattıysa sınavda da aynısını yapacaksın, değil mi? Hadi bakalım, kavşağa geliyorsun. Evet, kavşağa yaklaşıyorsun. Çok iyi. Acelemiz var mıydı sola geçmekte? Yok. Yok. Doğru mu? Acele etme. Yolun boş olduğuna mutlaka emin ol. Ya da geçebilecek mesafenin olduğuna mutlaka emin ol. Evet, bizim adaylarda, Mira da dahil bence buna, en çok korktuğunuz yer burası, değil mi? Evet hocam. Evet, bu kavşak biraz yoğun bir kavşak arkadaşlar. Ay, alamadım. Sakin ol, acele etme. 3 aldım Mira. Sol ileri 1. Sol ileri. Ay, bir yapamadım şu an. Sakin ol önce. Al bakayım bir daha 1'e. Tamam, bak ne güzel oldu. Alamamanın sebebini söyleyeyim hemen sana. Tamam. Vitese çok bakıyorsun. Gerek yok. Birinci vitesin yeri belli. Doğru mu? Hı hı. Sağa da baktık. Hızla gelen var mı? Yok. Yok. Değil mi Mira? Mira, seni buradan bir kere daha döndürsen var ya bana küfür edersin. Dön kız bir kere daha buradan. Hayır hocam. Soldan bir kere daha dönmeni istiyorum. Bul bakayım yarım debriyajı. Heh. Korkmayacaksın. Neyi korkuyorsan anla ki o yönün eksik. Bak sağdan araba geliyor, durmuyor. Normalde geçiş hakkı senin ama sen duracaksın bu sefer. Doğru mu? Evet. Evet. Mira, dönüşte sadece önüne değil. Bak şu sağa da bak. Sağdan gelen de olabilir. Tamam mı? Hı hı. Bir de şu sol kaldırıma bak. Araç kaldırıma vurmasın. Tamam mı? Tamam. Bir önüne bakacaksın. Bir sağa bakacaksın. Şimdi yürüt bir daha. Yarıyı buluyorsun. Bir daha dönelim mi? Hayır hocam. Dönmeyelim. Geçelim hadi. Tamam, geçelim hadi bakayım. Seni mi kıracağım? Çok iyisin. Acele yok. Hep yarım debriyaj. Mira, debriyajı bir an önce bırakmak istemeyin. Bir an önce bırakınca araç stop ediyor. Onun için bir an önce bırakmayacaksın. Evet, hızlandık. Ne yapıyoruz? Çok iyisin. 2 saniye. Bak ne güzel oldu. Çok güzel oldu. Doğru mu? Bu şekilde bırakınca demek ki oluyormuş. Şimdi ortaya doğru kayıyorsun. Kavşaklarda Mira, en çok sağa bakmayı unutuyorsun. Önüne bakıyorsun. Sola bakıyorsun kaldırım, ama sağdan gelen araca hiç bakmıyorsun. Normalde evet onun durması lazım ama Mira durmadı. Doğru mu? Allah korusun, olumsuzluk olmaması lazım. Evet, başladığımız yerde duracağız. Çok iyi. Baktın ki şeridinde araç var, değil mi? Birazcık sollu gideceğiz. Bu beyaz aracı geçtikten sonra duralım. Tamam. Biraz sollu. Şimdi dur. Debriyaj, fren. Durduk. Çok iyi. Durduk. Vitesi boşa aldın. Sinyali kapatıyoruz. El frenimizi çekiyoruz. Alttan yukarı. Sonra diyorsun ki hocam sınavım bitti. Tamam mı? Tamam. Bu kadar. Nasıl geçti? Orada küçük hata yapmasaydım onun dışında iyi geçti. Evet, çok iyiydi değil mi? Hı hı.
Evet arkadaşlar, inşallah buraya kadar size faydalı olabilmişimdir. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Değil mi Mira? Evet, abone olsunlar. Teşekkür ederim. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.